Kripto paralara yatırım yapıyorsanız bunun ne kadar dramatik bir deneyim olduğunu eminim siz de fark etmişsinizdir. Bazen yatırım yapmadığınız coin alıp uçup gidiyor. Yılbaşından beri Dogecoin %10.000, Shibu %71.000.000. Bazen de çok inandığınız bir coin bir türlü adam olmuyor. Ripple 2017 yılında %36.000 değer artırmış. O günden bugüne değeri hep düştü. Ve insan bazen kaçırdığı fırsatlara, bazen de gömülüp kaldığı coinlere hayıflanmadan, buna üzülmeden, kendisine sinirlenmeden duramıyor. Benim temel kripto yatırım stratejim, biliyorsunuz ben Bitcoin'cuyum ve her hafta ortalama alarak ortalama maliyet yapıyorum. Nasıl yapılıyor bu? Linki yukarıda. Ama bu yılki gelişmelere baktığımda biraz stratejimi renklendirmeye karar verdim. Ben de artık bazı büyük fırsatları yakalamak istiyorum. Ama ben öyle fenomen gazına gelecek adam değilim. Oturdum, araştırdım, bir strateji geliştirdim kendime. Ve 5-10 yıl boyunca izleyeceğim bir strateji olsun istedim. Ve o stratejiyi buldum. İşte bugün o stratejiyi size anlatacağım ve kripto pazarına yatırım yapıp buradaki yüksek getirilerden yararlanmak ama o dramalardan fazla etkilenmemek istiyorsanız bu stratejinin çok ilginizi çekeceğine eminim. Ama bugünkü içeriye geçmeden önce küçük bir duyurum var. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Nasdaq hisse senetlerine nasıl yatırım yapılır isimli eğitimin kontenjanı tamamen doldu. 25 kişiyi aşağı yukarı bir günde sattık, bitirdik biletleri. Ve çok talep var, kapıda kalanlar var. O yüzden Ocak'ta bu eğitimi bir daha açacağız. Ocak'ta açacağım eğitimle ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Diğer tüm eğitimlerden ve diğer tüm içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız haddinaş.net'e gelmenizde fayda var. Linki yukarıda, orada bütün bunları düzenli olarak paylaşıyoruz. Hadi şimdi hazırsanız kriptolarla ilgili yeni uzun vadeli yatırım stratejimi açıkladığım videoya yavaş yavaş başlayalım. Bugün 8 Aralık 2021, ben Bora Özkent. Yeni kripto uzun vadeli yatırım stratejimi anlatacağım podcastime hoş geldiniz. Sizi biraz dramalardan uzak tutacak olan, belki piyasadaki en yüksek getiriyi değil ama biraz daha güvenli bir getiri elde edebileceğiniz ama kısa vadede sonuçlarına emin olmadığım, uzun vadede iyi sonuçlar vereceğine inandığım ve geçmiş veriye dayalı stratejimi bugün açıklıyorum. Ama önce gelin bu stratejiye dalmadan önce kripto pazarlarının geçmişiyle ilgili bazı ilginç verileri paylaşayım sizinle. 2017'den bugüne kadar kripto pazarları aslında muazzam değer artırdılar. Toplamda 2017'de 250 milyar dolar değerleme varken bugün 2,5 trilyona gelmiş durumdayız. Böyle 10 katlık artış varsa neye yatırım yaparsam yapayım değeri artardı değil mi? Hayır, hiç öyle değil. Tam tersine, o dönemde aşağı yukarı 2000 kripto para var. Bunların çok büyük bölümü değer kaybettiler. Bırakın öyle ıvır zıvır küçük kripto paraları, en tepede bile acayip şeyler oldu. Mesela 2017'de ilk 30'da olan kriptoların, piyasa değeri itibariyle ilk 30'da olan kripto paraların sadece 8'i şu anda o listede. Geri kalan da listeden düştü gitti. Evet, ilk 30'un sadece 8'i hala ilk 30'da, gerisi o listenin içerisinde yoklar. Yani kendinize güvenip ben büyük bir kripto yatırım yaptım deseniz bile yanılmış olma ihtimaliniz vardı. Kripto paraların geçmişiyle ilgili ilginç bir veriye de, aslında bu bir deney de sayılabilir, top10cryptoindexfund.com isimli sitede rastladım. Sitenin kurucusu 2018, 2019, 2020 ve 2021'de yılın başında en değerli 10 kripto paraya, o günkü en değerli 10 kripto paraya $100'er para yatırmış. Sonuçlar oldukça enteresan. Mesela ilk yıl yatırdığı bu 1000 doların %84'ünü tamamen kaybetmiş. 2018 biliyorsunuz kripto pazarı için biraz kötü geçmişti. 2019'da işler biraz düzelmiş. %1.74'lük getirisi var o yıl. Ama %1.74 getiriden sayılmaz. O yılki S&P 500 endeks fonları bile daha fazla para kazandırdılar. 2020'de işler biraz değişmiş. 2021'in 1 Ocağı'nda yatırdığı 1000 dolar yıl sonunda %139 kazandırmış. Esas kazanç ise tabii 2021'deki yatırımda gelmiş. 2021'de yılın başında yatırdığı 1000 dolardan %399 para kazanmış. Ama burada daha ilginç bir veri daha var. Bu 4 yıl boyunca yatırdığı biner dolarları, yılbaşına yatırdığı 2018, 2019, 2020 ve 2021'i hiç bozmadığında da bugüne geldiğimizde 4 yılda %514'lük getiri elde etmiş. Mesela S&P 500'e kıyasladığımızda oradaki getiri %58, yani ciddi bir para kazanmış aslında. Ama eğer aralarda moralini bozup satsaydı bu kazançtan mahrum kalacaktı. 4 yıl boyunca her yılın başında en değerli 10 kriptoya $100'er yatır. 4. yılın sonunda gelir %500'ün üstü. Hiç de fena bir strateji değil. Bu kafama yatmaya başladı ve dedim ki acaba ben de en değerli 10 kripto yatırım yaparak benzer sonuçlar elde edebilir miyim? Ama biliyorsunuz ben öyle kolay kolay karar veren birisi değilim. Biraz daha araştırdığımda enteresan bir bloğa denk geldim. Bloğun ismi Market Sentiment. Graphon Stephen isimli YouTuber'ın önerdiği bir blog bu. O yüzden çok ilgimi çekti. Market Sentiment blogunu linkini aşağıya bırakıyorum. Bu blogun yaratıcısı
300 pazarda 2000 kripto üzerinde 2013'ten beri bu yana olan fiyat hareketlerini incelemiş. Market Sentiment Blog'un ulaştığı çok enteresan bir sonuç var. 2013'ten bu yana piyasaya sürülen kriptolara baktığımızda bunların sadece %40'ı değer kazanmış. Geri kalan %60'ı aslında hep değer kaybetmiş. Yani para kazanma ihtimali zaten sadece %40 seviyesinde. Değer kazanan bu kriptoların getirisi ise %3048 olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman %40 ihtimalle para kazanacağız ve fena da kazanç değil. Öyle değil. Biraz daha detaya girmemiz lazım. Biraz daha detaya girdiğimizde bu %40'ın %1'ini işin içine ayıkladığımızda ki işte Bitcoin ve Ethereum burada olan şüpheliler. Yani onları sistemin dışına çıkarttığımızda gelir %640'a iniyor 2013'ten bu yana. Daha da trajedi var. İlk %5'i çıkarttığımızda bu durumda da gelir %242'ye iniyor. 2013'ten bu yana S&P endeksinin getirisi bundan daha fazla. Bu durumda aslında bütün olay kripto pazarının %2'sinde 3'ünde dönüyor. Bu %2'yi 3'ü doğru tespit ederseniz ve onları düzenli yatırım yaparsanız para kazanırsınız gibi gözüküyor. Market Sentiment isimli site buradan yola çıkarak diyor ki yapmanız gereken şey aslında son derece basit. Her yıl değil, her ay düzenli olarak en tepedeki 10 kripto parayı seçin. Bunun için nereye gideceğiz? Mesela coinmarketcap.com'a gidebilirsiniz. Orada bu ilk 10'u bulabilirsiniz. Bu ilk 10'u seçin ve onlara düzenli eşit miktarda yatırım yapın. Mesela diyelim ki aylık 1000 dolar yatırım yapabilen bir insansınız. Bugün biliyorum 1000 dolar büyük para ama örnek veriyorum. 1000 dolar düzenli yatırım yapabiliyorsanız her ay bunu en tepedeki en değerli 10 kriptoya 100'er dolar olarak eşit bölün. Ve sonra sabırlı olun. Çünkü 2018 gibi bir facia yılı yaşıyor olabilirsiniz. Ama 5 yıl, 6 yıl bunu tutturabilirseniz o zaman alacağınız değer çok daha yüksek olacaktır. En azından kripto pazarının geçmişi bize bunu gösteriyor. Tabii geçmiş veriler asla geleceğin kanıtı olamaz. Geçmiş verilerin koşulları farklı orada. Mesela Bitcoin ve Ethereum gibi iki dev kriptonun doğuş hikayesi var. Ve zaten değerlemenin büyük bölümü onlardan geliyor. Ama şu anda da Metaverse var, NFT'ler var, desentralizeler var, tokenlar var. Yepyeni şeyler devreye giriyor. O yüzden gelecek geçmişten daha mı karanlık olur? Ben emin değilim. Ben daha iyi bir gelecek bekliyorum aslında. Eğer kripto pazarıyla ilgili gelecek beklentiniz genel olarak olumluysa ve 5-10 yıl dayanabilecekseniz, ayda 1000 dolar, ayda 100 dolar elinizden ne geliyorsa bunu en tepedeki 10 kriptoya her ay düzenli yatırım yaparsanız çok büyük ihtimalle diğer yatırım kaynaklarından daha fazla para kazanabileceksiniz. Top10CryptoIndexFund.com ve Market Sentiment Blog'un verilerine bakacak olursak en tepedeki birkaç coin'i yakalamak hayatımızın tamamını değiştirebilir. Bunu tabii yakalamanın kolay bir yolu yok. O halde ne yapacağız? Onların izlediğinde benzer bir strateji izleyip en tepedeki 10 kriptoya düzenli yatırım yapacağız. 1 Ocak 2022'den itibaren işte ben de bu stratejiyi izlemeye çalışacağım. Her ay toplam 1000 doları en tepedeki 10 coin'e eşit olarak bölüp yatıracağım. Yani 2022 için 12 bin doları bu işe ayırdım. Ama sadece 2022'de yapmayacağım. Allah uzun ömür verir, sağlık verir ve gelir sağlarsa 5 yıl boyunca da bu stratejiyi izlemeye devam edeceğim. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 2026 sonunda oturacağız, sonuçlara bakacağız. Ama oraya kadar beklemeyeceğiz. Sonuçları düzenli olarak da yayınlayacağım. Hatta belki bu konuda küçük bir web sitesi bile ortaya koyabilirim. Ve izleyeceğiz. Bakalım o fenomenleri mi dinlemek daha iyi sonuç veriyor? Şu yükselecek, bu 10x yapacak, bu 20x yapacak. Yoksa aslında ortalamada böyle sakin, pek de risk alınmayan, tabii hep risk var kripto pazarında ama nispeten daha az risk aldınız, fazla heyecanlanmadınız, dramalar yaşamadınız bir yöntemle de para kazanılabiliyor mu onu birlikte göreceğiz. Yalnız benim bu stratejiye küçük bir ilavem daha var. Ben Metaverse'lere ve DeFi'ye de inanıyorum. O yüzden Metaverse ve DeFi'de de en yüksek piyasa değerine sahip birer coin'e yine 100'er dolar yatırım yapıyor olacağım. Eğer yeni bir kategori daha devreye girerse şu anda öngöremediğim onu da bu işin içine katabilirim. Çünkü bu yıl gördük ki mesela Metaverse'deki Sandbox ve Mana ne kadar değer kazandılar. Yepyeni bir alan burası. Onu bu stratejiye eklemlendiriyor olacağım. Bu durumda da aylık kripto yatırımım 1200 dolar civarında olacak. Ve niyetim başka da hiçbir yatırım yapmamak. Bitcoin almaya devam her cuma ama bu 1200 doların dışında önümüzdeki 5 yıl boyunca kriptoya başka yatırım da yapmayacağım. Diyeceksiniz ki hocam bir sürü fırsat olacak kaçacak. Varsın olsun 52 yaşındayım. Bütün hayatımı ekranlarda kripto izlemeye ayıramam. Dramalar yaşamak istemiyorum. Sakince bunun sonuçlarını göreceğim. 5 yıl boyunca toplamda 60 bin dolar civarında para yatırmış olacağım. Bundan para kaybedebilir miyim? Pekala mümkün. Bunu göğüsleyecek durumdayım. Kaldı ki tamamını kaybedeceğimi düşünmüyorum. Evet, benim stratejim bu olacak gelecek yıllar için kripto para yatırım stratejim. Eğer çok iyi giderse belki miktarları bir miktar büyütebiliriz, onu görüyor olacağız. 5 yıl tabii iddialı bir zaman dilimi.
Bunun sonuna kadar uyumaya niyetliyim ama uymazsam da neden uymadığımı sizlerle şeffaf olarak paylaşacağım. Umarım bugün anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişse siz gelin bir de benim bültenime üye olun. Şahane bir e-bültenim var. www.haddinaş.net yukarıda ve aşağıda linklerini bırakıyorum. Oraya gelin, o sitedeki blog yazını şöyle bir okuyun. Zaten kendinizi kaptıracaksınız. Sonra da onun e-bültenine kolayca üye olacaksınız. Sırf benim değil, sevgili eşim Pınar'ın, Bilge'nin yazıları da var. Zaman zaman konuklar da alıyoruz oraya. Harika yazılar hakikaten var. Onlar da burada anlattıklarım bir bütünleyicisi. Evet, bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi, eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Böylece algoritmalar bizi daha fazla sever, daha fazla insana ulaşırız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.